Herkese günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle günlük bir vlog başlatmak istedim arkadaşlar. Eşim şu an iş yerine toplantıya gitti ve birazdan gelecek. Ben de şimdi yeni kalktım. Uykumu almış bir durumdayım. Gayet güzel, keyifli bir kahvaltı yapabiliriz bence. Şimdi mutfağa gidip kahvaltı hazırlayacağım arkadaşlar. Belki yarısını hazırlarken Hüseyin gelebilir. Hava yine kapalı arkadaşlar, çok değişik. Sanki böyle yağmur yağacak da yağmıyormuş gibi. Böyle içimi darlıyor bu hava benim. Neden böyle oluyor? Neyse. Ares, sen ne yaptın? Yine bir yaramazlıklar yapmışsın. Hadi söyle bakayım. Ares, bak bakayım bana. Bak bakayım ne yaptın? Ne yaptın oğlum? Şu balkondaki perdeyi kemirmeye çalışmış. Birazcık yırtmış. Ona canı sıkıldı herhalde gece falan. Suçlu yani, hissediyor şu an suçlu olduğunu. Ve bana şey yapıyor. Yanaşmıyor yanıma yani. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız ama çok hızlı bir kahvaltı hazırlayacağım yani. Böyle çok yavaş yavaş hazırlamayacağım. O çıkmadan önce kahvaltı yapıp da çıkmış. Ondan yer mi bilmiyorum ama yer. Öğlen yemeği gibi düşünebiliriz. Yiyebilir yani. Evet, mutfağa giriş yaptım. Şimdi çay demleyeceğim. Yanına da kahvaltılık bir şeyler hazırlayacağım. Bakalım. Bu ne böyle? Kask kaşığı. Niye böyle oldu bu ya? Direkt orijinal kastan gelme. Onu versen bana, ben onu da halledeyim. Bir öpeyim bakayım. Çok büyük kesme de. Evet, kahvaltıyı hazırladık. Hüseyin sucuklu yumurta yaptı, salam dilimlemiş. Biz bu şekilde kahvaltı yapacağız şimdi. Bunlar yeterli diye düşündüm. Değil mi aşkım? Evet, evet. Evet, biz kahvaltımızı yaptık. Hüseyin'le Ares de banyoda şu an. Ben de şimdi hemen şurayı toplayayım. Daha sonrasında kahve falan içeriz beraber. Sen banyo mu ettin? He? Banyo mu ettin sen oğlum, gel. Gel bir seveyim seni. Tertemiz olmuş ya. Canım benim. Mis gibi olmuşsun ya. Baksana, tertemiz olmuş benim oğlum. Hadi gel içeri girelim. Hadi gel. Hadi yürü. Gel oğlum. Hadi gel yerine. Otur oraya. Aferin benim oğluma ya. Böyle altına bez serdik.
Ares için getirtmiştim bunu annemlerden. Böyle banyo ettiğinde falan kurulanması için. Kendi kendine kurulanıyor çünkü bunun üstünde. Hava böyle kapalı arkadaşlar. Balkona çıkıyorum ben de hava almak için. Çünkü başka yapacak bir şey yok. Dışarı çıkamıyorsunuz, edemiyorsunuz. Çok kötü ya. Keşke şu yasaklar bitse de kurtulsak. Şu hastalık da bitse keşke. Böyle gezsek bol bol, size videolar çeksem ne güzel olur. Ama yok yani şu an. Yapamıyoruz. Ares? Oğlum? Gel. Gel bakayım bir. Hı. Alın size bol bol Ares'i gösteriyorum. Seni yerler, seni yerler. Bak seni çok seviyor herkes. Seni o kadar çok seviyorlar ki anlatamam sana. Herkes sana bayılıyor. Tek eğlencem Ares şu an evde. Başka da bir şey yok. Yüzümü de şey yapmıştım dünden. Böyle sıktırmıştım. Şu 3-5 leke vardı şuralarda sivilce. Onları sıktırmıştım. O yüzden böyle kırmızı. Birazdan bir bakım yaparız. Yüz bakımı falan. Saç bakımı da yapabiliriz. Ares. Gel bakalım. Ne yapacağız şimdi biz? Hı? Gel hadi kahve yapalım beraber. Sen burada otur. Ben de hemen kahve yapayım, tamam mı? Oy canım benim. Aşk. Hı? Biz Ares'te bir şey var. Onu göstereceğiz sana. Ne öğrendiniz? Gel. Ares'le bir şey öğrenmişler. Onu gösterecek. Ares. Çak. Gel. Çak. Çak. Önce çak çak. Dur. Ares. Bir otur. Gel. 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 Zıpla. Gel. 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 Hadi oğlum. Yapası yok herhalde. Hadi gel. Hadi gel. Otur diye. Hadi. Hadi gel. Gel. Buraya gel. Gel gel gel. Bir daha bir daha. Bir daha. Ya yerim ben sizi. Dur. Otur. 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 Çak. Hop. Çak. Hoppa. Dur lan. Ares. Ne yapıyorsun sen? Tamam, otur, otur, otur. Ne öğrendin? Otur, 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 otur. Yat. Yat, 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 yat. Yat, yat, yat. Gel, dur, bekle. Ne yaptınız? Parkta mı çalıştınız? Parkta çalışıyoruz. Ares gel. Hadi gel. 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 Yerim ben sizi ya. Tamam, tamam, tamam. Çok duş da tatlı. Aldı. Oh mis. Tabii. Ben de duş aldım. Çilekli çilekli kokuyor. Bırak ama bırak. Elimi bıraksana. Aa! Var! Tamam. Heyecanlandı. Heyecan yaptı şu an. Oyun oynamak istiyor seninle. Salih'le gidince de her ayla oynuyor böyle. Ya o beni sürüyor. Dur bırak. Kolumu bırak. Gel. Gel buraya. Hadi git. Otur. Otur. Şimdi bana sardı. Beni ısırıyor bakın. Hayır. Ares. Dünyanın en güzel şeyi bence. Kahve içmek. Su söylüyor Hüseyin de. Billurtu'dan. Çünkü pazar günleri açık değil. Az kaldı suyumuz da. Aşkım bugün yolluyorlar mıymış suyu? Bugün... Hmm, anladım. Ne yapacağız? Saç bakımı yapalım mı birazdan? Yaparız birazdan. Evet, bizim düğün albümümüz geldi arkadaşlar. Bu şekilde yanlarını mürdüm rengi seçmiştik. Hemen şimdi size içindeki fotoğrafları göstereceğim. Bu şekilde kapak fotoğrafını böyle yapmışlar. 500 ve 1000'e yakın o gün fotoğraf çekildik. Ve içinden bize 50 tanesini seçin, albüme koyacağız dediler. Ve onları da böyle rastgele yerleştirmişler. Bence kapak fotoğrafımız gayet güzel olmuş. Şimdi ilk sayfamız bu şekilde arkadaşlar. Siyah beyaz yapılmış. Görüyorsunuz. Şöyle Ayşe Hüseyin yazmışlar buraya. Fotoğraflarımız bu şekilde. Yakından göstereyim biraz.
Şu fotoğraf çok güzel. Ben beğendim yani bunu. Evet, ikinci sayfaya geçiyoruz. Bu fotoğraf, bu sayfa gelinlikli ve damatlıklı sayfa arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Fotoğraf çok güzel bence. Şu, bayıldım. Ve şu da çok güzel. Burada Hüseyin'in duruşu falan çok hoşuma gitti. Biz bu arada fotoğraf çekimine Alaçatı'ya gittik arkadaşlar. 3 farklı mekan seçtik. Bizi orada çektiler. Evet, bu sayfaya geldik. Bu sayfada da sadece ben varım. Evet, tam şurada da gün batıyordu arkadaşlar ve böyle bir görüntü çıkmış, turuncumsu. Gayet hoşuma gitti. Ben bunları da giymiştim. Tabii ki de resmi nikahta. Şöyle göstereyim. Bu sayfada da yine gelinlikli fotoğraflarımız var. Burada da biz tarlaya gitmiştik arkadaşlar. Orada böyle bizi çekmişlerdi. Drone çekimi falan yapıldı orada. Şöyle göstereyim. Hüseyin beni burada kaldıramadı arkadaşlar. Yani şu tutuşa bakın. Zaten düğün günü de kaldıramamıştı. Düğün bitti, eve geldik. Kapıda beni içeri sokamadı yani. Burada da yine şöyle ufak bir fotoğrafımız var ve ayağımda da spor ayakkabı var. Düğün günü giydiğim ayakkabılarımı giymiştim. Spor ayakkabısı çok rahat oluyor arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Ve burada kostüm değişti. Görüyorsunuz. Yine tarladayız. Şu kıyafetimi giydim ben yine. Hüseyin'in de böyle bir gömlek ve şort seçtik. Evet, diğer sayfaya geçtim. Burada yine böyle efektle oynanmış birazcık. Yani aslında şurası orası. Burada da yine böyle minnoş şapkalarımızı ve gözlüklerimizi taktık. Şöyle göstereyim. Ve şu fotoğrafı da bir tane büyük tablo yaptılar arkadaşlar. Bayağı bir büyük böyle. O fotoğrafı da zaten ben bir vlogumda göstermiştim. Yatak odasına astım. Yatağımın tam karşısına. Ve şunu istedik biz çıkartmak. Herkes gelinlikle çıkartıyor. Biz de böyle değişiklik olsun istedik. Şapkalı, gözlüklü böyle bir kombinle fotoğrafımızı çıkarttık. Burada da Hüseyin'in tek hali var. Annem de buna Ceyar diyor. Ceyar gibi çıkmışsın diyor. Bu sayfada da yine neredeyiz? Alaçatı Delikli Koy'a gitmiştik. Üç farklı mekan dediğimiz hem Alaçatı değirmenlerinde hem ot dediğim tarlada ve üçüncü olarak da Delikli Koy'da fotoğraf çekimi yaptık arkadaşlar. Değişik fotoğraflar çekilmeye çalıştık biz. Burada yine kostümümüz değişti. Ben böyle bir elbise giydim. Bunu annem almış bana fotoğraf çekimine giyeyim diye. Hüseyin de böyle bir gömlek ve şort giydi arkadaşlar. Böyle taşların içinde kalan fotoğrafımız. Düğün hikayemiz videomda da burada drone çekimi yapıldı arkadaşlar. Ve son sayfamıza geldik. Burada da yine bu şekilde fotoğraflarımız var. Kapanışında da yani en sonki kapak kısmında da şöyle bir fotoğrafımızı koymuşlar. Yine sağlı sollu bu şekilde. Ben bu rengi beğeniyorum arkadaşlar. O yüzden bu rengi seçtim. Şöyle gösterdiğim gibi çok güzel bir düğün albümü oldu bize. Şimdi şeyi söyleyeceğim. Bu albümün kocaman hali bizde. Ve bundan iki tane de aile albümü var arkadaşlar. Onları da birini kayınvalideme, birini de kendi anneme verdim. O da onlarda duruyor. Yani bu fotoğrafların küçük versiyonu düşünün. Bir de tabii devamı var bunun. 500 ve 1000 arası fotoğraf çekildik o gün biz. Eğer çıkartmak istersek bilgisayarda mevcut zaten. Ve şeyi sormuşlar aşkım. Kameranın tripodunu. İnternetten bulabilirler. Trendyol'da. Biz Trendyol'dan aldık onu. Ve birazdan gösteririm. Yan tarafta, yan odada tripod. Neyi görmeyeyim? O ne? Baklava mı? Hamburger ekmeği gibi. Şimdi size kameramın tripodunu gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şu kısma kameramı takıyorum. Bu şekilde. Küçük bir tripod. Şöyle çeviriyorum. Ve bu kısım çıkıyor. Buna sadece kamerayı takabiliyorsunuz. Ve kamerayı aynı zamanda telefona da tutturabiliyorsunuz. Bu şekilde. Şöyle takıyorum ben. Şöyle ayakları var, iki taraflı. Ve şu kısma kamerayı, bu kısma da telefonu koyuyorum. Şu telefonun şarj yeri var ya, onu şu şekilde çeviriyorum buraya. Kameranın da ucunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu telefona geçiriyorsunuz, o şarj yerine. Bu küçük aparatı kameranın olduğu yere takıyorsunuz. Bunu da telefonun şarj kısmına takıyorsunuz. Ve
Bir uygulama var. Onu da otomatikman telefonda açıyor zaten. Bu şekilde ayarlamalarını yapıyorsunuz. Ve iPhone için ayrı ucu var. Normal Android telefonlar için de ayrı bir ucu var. Buradaki ucun yedek bir ucunu daha koymuşlar arkadaşlar bu şekilde. Hani buna bir şey olursa, kırılırsa falan diye yedek uç da burada var. Biz bunu Trendyol'dan aldık. Fiyatını şu an hatırlamıyorum. Yani kameranızı böyle bir yere sabitlemek için bu tripod iyi oldu benim için. Öncesinde almamıştık. Normal kamerayı herhangi bir yere koyuyordum. Kameranın alt kısmında da mikrofon olduğu için sesimi alamıyordunuz. Bunu bazı videolarda yazmıştınız. O sorun çözüldü şu an. Kameranın da böyle bir kılıfı var. Koruyucu. Şu şekilde de kablosu var. Bunu bilgisayara bağlıyorsunuz. Bu ucunu da kameranın alt kısmına takıyorsunuz. Ve bilgisayara bağlayıp telefon şarj oluyor. Prize bağlayıp yine şarj edebilirsiniz. Ben genelde bilgisayardan şarj ediyorum. Çünkü bilgisayarım sürekli açık olduğu için böyle daha kolay şarj edebiliyorum. Şimdi size Proxim'den aldığım ürünleri gösteriyorum arkadaşlar. Tek tek başlayacağım. Tanesi 15 TL'den 10 tane ürün aldım arkadaşlar. 150 TL tuttu ve yanında bir tane de hediye geldi. Şimdi ilk olarak şundan başlayayım. Proxim'den aldığım Hindistan cevizi yağı. Bunu saç bakımlarım için aldım arkadaşlar. Bende yoktu. İkinci olarak böyle bir vücut spreyi aldım ve kokusu muhteşem. Böyle çiçek bahçesi kokusu olur ya. Öyle bir kokusu var arkadaşlar. Hatta biraz sıkayım ben. Muhteşem kokuyor. Bunda da özel 7 yağ içeren cilt bakım yağı arkadaşlar. Bunu ben sabah ve akşam olmak üzere cildime sürüyorum. Ve o kadar yumuşacık oluyor ki. İçindeki yağ da bu şekilde arkadaşlar. Beyaz renk. Bildiğiniz krem gibi yani böyle. Gayet güzel bir ürün. Ben beğendim. Dördüncü ürün olarak da şunu aldım. Bu hem dudak hem de yanak besleyici arkadaşlar. Likit bazlı. Yani şu şekilde. Hemen göstereyim. Şöyle bir rengi var. Dudağına süreyim sizin için. Bunu aynı zamanda da yanağınıza sürüyorsunuz. Ama ben sürmeyeceğim çünkü birazdan maske yapacağız. Şöyle cilt bakım yağı almışım. Üzüm çekirdeği yağı aldım sanıyorum. Ama sanırım onu almamışım. Bunu almışım. Bu da gözenek sıkılaştırıcı. Doğal nem dengesi ve yoğun nem diye. 22 ml arkadaşlar bu şekilde. Evet. Diğer bir krem ise Proxim'in kolajen kremi. Bu da yine gözenek sıkılaştırıcı krem diye geçiyor arkadaşlar. Bunda yine temiz cilde günde 2 kez dairesel hareketlerle uygulanıyormuş. Tüm cilt tipleri için uygundur diyor. Kolajen desteğiyle cildinizin daha gergin ve güçlü bir yapıya kavuşmasına yardımcı olur diyor. Evet şu şekilde bir krem aldım. Ha bu gelen hediye. Yanında hediye geldi işte bu. Bunu ben almadım arkadaşlar. 10 tane ürün alınca bir tanesi hediye geliyor dediler. O da buymuş. Ve şöyle uyuyan maske aldım. Bunu gece suratınıza sürüyorsunuz ve böyle yatıyorsunuz. Bu da uyuyan cilt bakım maskesi diye geçiyor. Bugün sizlerle yaparız. Akşam yatmadan önce. Üzüm çekirdeği uyuyan maske. Ha, ben bunu üzüm çekirdeği almışım. Pardon. Onu cilt bakım yağı olarak almışım. Ne aldığımı da hatırlamıyorum. Sonraki ürünümüz tabii ki de mor şampuan. Bu mor şampuanın özelliği turuncu sarı renkteki yansımalara karşı yazıyor. Üstünde zaten görüyorsunuz. Turunculaşma karşıtıymış. Diğer ürünümüz aloe vera jel. Bunu her gün yüzünüze uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet ben şunu kullanıyorum artık saçıma. Ben duştan çıktıktan sonra herhangi bir şey uygulamazsam saçıma dolaşıyordu. Fakat ben bunu sürdüğümde artık direkt taraktan saçım akıyor. Ve son olarak da siyah maske aldım Proxim'den. Aktif karbon soyulabilir. Ben maskenin soyulabilirliğini daha çok seviyorum. Yani yüzünüze sürdüğünüzde kuruyor. Sonrasında böyle elinizle soyabiliyorsunuz. Onlar daha hoşuma gidiyor benim. Şimdi kardeşim şöyle bir yağ verdi arkadaşlar. Ben bunu saçıma uygulayacağım. Bu saçları güçlendiriyormuş. Hatta saçlarım çıkıyor farkında mısınız? Uzuyor da aynı zamanda. Bakın kısaydı saçlarım. Şimdi buraya geliyor. Şurada falan da kestiğimizde sevimli. Bayağı bu kadar uzadı. Ve saç diplerimde de saçlarım çıkmaya başladı arkadaşlar. Şimdi ben bunu saçıma uygulayacağım. Siz de hem görün nasıl yaptığımı.
Öncelikle şu tarağı aldım. Bu bayağı saçımı da bekleteceğim ben arkadaşlar. Yatmadan önce de saçımı yıkarım diye düşünüyorum. Evet, ortadan ikiye ayırdım bu şekilde saçımı. Evet, başlıyorum. Saçıma bu şekilde uyguladım şunu. Şimdi ellerimi yıkayayım. Aşkım, gelsene. Siyah maske sürelim, gel. Hüseyin'i de çağırdım, şimdi beraber siyah maske süreceğiz suratımıza. Saç bakımlarımızı yaptıktan sonra şimdi artık cilt bakımına geçelim. Ay, aktı benim. Şimdi şuradaki siyah şey alabilir misin? Hayır. Yok ki. Var, ben görüyorum burada. Nasıl bakıyor? Kameranın kamerasını. Kameranın kamerasıyla yukarı bakayım şöyle. Şöyle yukarı bakayım. Varmış değil mi? Varmış. Hadi yetiş bakalım. Azıcık boyumuz uzun olsaymış. Evet. Şunlara gerek yok. Şu saç boyama şeyi biliyorsunuz. Onun için ne yapacaksın? Suratına varsa direkt yüzümüze süremiyoruz mu? Çok siyah lan. Adı üstünde siyah maske aşkım. Ne işe yarıyor? İşte cildin onarılmasına yardımcı oluyor diyor. Arasını toplamış içeriği. Ne yapmış? Şey, koltuklar üstünde falan kılıf falan toplamış. Oha, bana da o kadar soracak mısın? Hı hı. Alnıma sürmeyeceğim değil mi? Sürmeyeceğim, T bölgeme de süreceğim. Bakayım kulaklarına bak. Benim burnu itibaren sürer misin? Kaç dakika duruyor? İşte 15-20 dakika. Bu sayılabilen maske aşkım. Nasıl yani? Yüzümüz kuracak bu yüzümüzde. Sonra kaldıracaksın. Ha, kendi kendine soyulacağız. Biz soyacağız yani. Yıkamayacağız mı? Tabii sonrasında yıkayabiliriz. Yapışkanlı bir şey mi bu? Benim tüyleri falan almasın sonra da sakallar. Sakallarını süreceğim ki yanaklarını süreceğim. Evet, biz geldik. Maskelerimiz 15-20 dakika durdu suratımızda. Şu an gülemiyorum. En sevdiğim. Az önce şöyle yaptım. Çıkın, bak ben de bunu maskelerden ben getirdim. Hep böyle bir sanki filmlerden anlamadım. Oo. Yeni bir insan doğuyor. Maske soyuldu. Hop. Yemin ediyorum kıllarımı çekti şu an. Şey, yüzümdeki kılları çekti. Sanki yılan derisi gibi. Deri atıyorlar yani böyle yılan. Ay, şu maskenin gözeneklerini görmeniz lazım şu an. Böyle delik delik olmuş. Yani resmen suratımdaki her şeyi çekiyor şu an. Mesela bazı yerleri yaş kalmış. Bak şuradan itibaren bölsem ben. Aha, nereden atacağım böyle? Oha, geliyor. Dur bakayım, ver bakayım. Yeni bir surat. Dur ben yaparım seni. Ah, yavaş. Şuradan bir yırtalım bizimle. Allah. Ay, rahatlatıyor sanki ya. Hayır. Gidiyor. Aa. Dur. Dur. Aşkım çok güzel. Tam terapi gibi değil mi? Aa, dur, güzel. Bak, orası kurumamış. Kurumayan yerler var. Bunu işte düzenli kullanınca etkisini görüyorsunuz da böyle güzel ayda görsünüz. Bir kere falan kullanmayacaksınız yani bence. Hı. Evet, yüzümdeki maskeyi çıkarttım. Şimdi temizleme jeli sürdüm yüzüme. Ve şöyle dairesel hareketlerle masaj yapıyorum. Çıkmıyor. Ne oldu? Görünmüyor sen ya. Çıkartamadım. Ya nasıl çıkartacağım? Sıcak su falan. İşte evet, sıcak su olabilir. Kurumadan. Çıkmıyor. Çoğu yer kurudu ama orası kuruyormuş. O yüzden şey olmadı. Cildim yenilendi, yemin ediyorum. Ben de istemiyorum yani. Ne var? Değil mi? Hmm.
saç için aldığım Dermaroller vardı ya arkadaşlar. Bakım yaptıktan sonra uygulamanız tavsiye ediliyor. Şöyle hareketlerle gözenekleri açıyorum saç içindeki. Ve yağı daha çok emmesini sağlıyorum bu şekilde yaparak. Bu yüze de uygulanıyormuş ayrıca. Ama ben saç için aldım bunu. Hüseyin'e ayrı, kendime ayrı almıştım. Tamam, yeterli. Şimdi azıcık şey yapacağım. Göz altlarımı kapatacağım. Kapatıyorum ben burada. Şarjım bitiyor çünkü. Azıcık şarja takayım. Daha sonra gelirim arkadaşlar. Geldiğimde de saçlarımı yıkamış vaziyette gelirim. Evet, şimdi saçımı bundan sıkacağım. Önce çalkalıyoruz. Saçlarımı taradım arkadaşlar. Kendinden dümdüz oldu. Yani ben kurttuktan sonra saçlarımı tarayınca zaten dümdüz oluyor. Düzleştirici yapmama falan gerek olmuyor. Biz şimdi yemek hazırlayacağız. Böyle aperatif tavuk almıştık. Şöyle Hüseyin almış Lezita'nın. Soslu piliç kanat. Çok güzel o. 10 dakikada hazır diyor. Bunlardan almıştın A101'den mi? Hı hı. Şimdi yapıp pişireceğiz. Ve dünden de pilav yapmıştım. O var. Onunla birlikte ikisi yeterli. Yeter. Salataya gerek yok mu? Yok. Yanına yoğurt koyup yeriz o zaman. Aynen. Tamam. Beni etkiliyorsun. Canım benim. Şimdi sizi buraya koyduk. Yemek hazırlayacağız hemen. Görünüyor. Tavukları kızartalım. Tavuklar da oldu. Hemen göstereyim. Şöyle bakın, kızardılar. Böyle iki tane servis tabağı yaptık. Yanlarına pilavı koyduk. Şimdi tavuklarımızı koyuyoruz. Ay, dibini sıyırasım geldi. Ekmek bonap. Şöyle pilavın içine azıcık. Tam bir şey olmaz. Azıcık yağ damlatıyordu. Yeter. 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 Yağlı yağlı aşama nasıl yiyorsunuz onları siz? Kesin öyle derler değil mi? Tabii. Çok güzel paylaşım yaptık şu an. Evet. Benimkine kadar böyle. Hemen onu da koyduk. Şöyle brokolimiz var, yoğurdumuz var. Ve şöyle bunu ben dün saklama kabına koymuştum da yeni tabak batırmayayım dedim. Tabii. Şöyle havuçlu mezemiz var. Burada da şu kadarcık bir şey kalmıştı. Onu zebil etmemek için bugün yiyeceğiz. Şöyle benim tavuğum da geldi. Baharatlarımız da burada. Tamam işte. Şimdi kaşık çatal falan getireceğim. Sizi şuraya bir yere yerleştireyim. Nereye koyalım sizi? Şöyle bir üstünden pisliğini alalım bunların. Böylece koyamıyorum arkadaşlar. İçime sinmiyor. Şunu böyle sudan geçirip bulaşık makinesine koymak daha şey geliyor bana.
George, ne yapıyorsun? Bu videonun için güzel bir müzik seçiyorum. Videolarım için mi? Evet. Bir daha bas. Beni duymuyor ki. Ben de salak gibi konuşuyorum kendi kendime. Aşkım. Aşkım bana bir baksana. Hey. Canım benim. Bakar mısın bana? Aşkım. Katiyen duymuyor beni. Şu an müzik dinliyorum. Bunu çok sevecekler. İki saattir konuşuyorum burada. Niye beni duymuyorsun? Tabii biliyorsunuz ki arkadaşlar, bu videolar çekilirken bir garibim gece sabahtan akşama kadar, pardon, gündüz sabahtan akşama kadar video çekiyor. Akşam editliyor. Akşam editlemeye başlıyor. Gece 4'e 5'e. 5 yayınlamaya koyuyor. Gece uyku uyuyamıyor, yayınlandı mı yayınlanmadı mı diye. Sabah da onu yayınlıyor, son pürüzlerini yapıp. Yani videoların bir de kamera arkası gerçekten uğraştırıyor. Emeğe saygı gösterelim. Abone olalım. Emeğine karşılık olarak hiç değilse bildirimlerini açalım, destek olalım, beğeni yapalım, yorum yapalım. Daha çok çok büyük bir aile olma yolunda ilerleyelim. Tabii ki de ilerleyelim. Eşime destek olun. Ben de destek oluyorum burada. Müzik dinliyorum. Müzik seçimi yapıyoruz. O da bana müzik seçiyor tabii ya. Tabii vloglar için müzik seçimi yapıyoruz. Seç bakalım hayatım. Beni duyuyor musunuz? Seninle yayıncı da olur ha. Ne? Ama bundan öncekini biliyordum ben. Bu nasıl? Duymuştum yani birinde. Birinin videosunda duymuştum. Çok durgun giriyor. Çok kötü. Titriyor çok. Ciğerlerime kadar hissettim. Tamam, kapat kapat. Oh be. Ne bağırıyorsun? Sağır mı var karşında? Al işte, az önce de bu ne bağırıyordu. Ben ona dedim ama. Selam. Bir tane yılan oyunu var arkadaşlar. Ona sardım şu aralar. Bir de tabii ki de PUBG'ye. PUBG ve mükemmel bir oyun. Bugün hiç mutfaktan çıkamadım. Şimdi çay falan demleyeceğim. Akşam oldu. Saat 10-10.30. Şu an. Öyle darı falan patlatayım dedim. Çay demleyelim. Bir film izleriz Hüseyin'le. Ya nasılsa yarın tatil. Şöyle konsolumda bir tabak vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yamuk bir tabak. Simetrisi olanlar şu an ağlıyordu. Evet, buna meyveleri hazırlayacağım. Evet, çayı demledim. Şimdi mısırı patlatacağız. Darı mı, mısır mı? Darı diyorum ben ya. Ben şimdi nasıl darı patlatıyorum onu anlatacağım. Böyle tuz katmadan bilyonları eritiyorum arkadaşlar. Sonra biraz böyle kavuruyorum. Kapağını kapattım ve şimdi olacak. Bakalım şimdi bu patlamaya başlayacak. Bu cam olduğu için nasıl patladığını da görebiliyorum. Ve şöyle meyve tabağımız hazır bu arada. Patlıyorlardı. Çatır 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 çatır. Çok güzel patlamıyor mu? Çay olmuştur bence. Çayın altını kapattım. Evet, mumlarımı yaktım. Böyle biraz romantik olayım dedim. Hüseyin gelecek birazdan. Işığı kapatacağım. Ve içimden geldi yapmak. Özel bir gün de değil arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Bakalım nasıl karşılayacak. Bayağıdır mum yakmıyordum. Çayları koyuyorum hayat. Üf, tavşan kanı bunlar. Bu çiçekler de kim almış acaba? Allah Allah. Kim almış acaba? Buyurun hayatım. Buyurunuz. Sofranız hazır. Ben hazırladım. El yemek. Tabii tabii. Ben yaptım bak. Patlamış mısır yaptım. Tabii tabii kesin. Kesin öyledir. Ares yaklaşma. Bak mumlar var yanarsın. Ares'in şu an gözü burada.
şeker. Hepsinden yemek istiyor. Ama no, no, no. Sana bir şeyler var da içeriz. Arkadaşlar, geç oldu bayağı. Saat şu an 1 falan yani. Öncelikle şu yüzümü sileceğim makyaj temizleme suyuyla. Şunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu yüzü böyle şey nemlendiriyor. Yani böyle yağlı bir yapısı var bunun. Argan yağı içeriyormuş içeriğinde. Az önce ben kestirmişim ya. Uyumuş kalmışım. Gözlerim akmış. Makyajım çıktı. Şimdi ben yüzüme ne süreyim? Şu cilt bakım yağından süreceğim yüzüme. Parmak uçları ile dairesel hareket yaparak yüzünüze uygulayın diyor arkadaşlar. Başka bir şey yazmıyor içinde. Akıyor hemen. Yağ şeklinde ya. Şuralarım kızardı. Dediğim gibi yüzümle oynadım ben. Belki sizin de şey oluyordur. Böyle arada bir sivilceleri sıktırma döneminiz. Arkadaşlar, bu maskeden bir saat önce veya bir saat sonrasında herhangi bir cilt ürünü kullanmayın diyor. O yüzden ben bu maske sürmeyeceğim. Uyuyan maskeden sürecektim ya, ondan sürmemeye karar verdim. Onu artık yarın falan sürerim ya da başka bir videoda size gösteririm. Bu videoyu burada kapatıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videonun altında yer alan bildirim çanını açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.